güzel kızım. Kurabiye mi yaptın sen? Ellerine sağlık senin. Aferin benim güzel kızım. Yakışıklı oğlum, gel bakayım babana. Evet. Toparlanın, gidiyoruz. Keşke sen zahmet etmeseydin Çınar. Biz kendimiz gelebilirdik. Benim önceliğim sensin Toprak. Toprak, çok teşekkür ederiz. Yine gel, olur mu? Tabii. Zaten baban dükkanı ortak. İstediğin zaman girer çıkarsın. Sağ ol. Hadi bakalım. Ver kızım. Remzi baba nerede? Şeref Hanım, aceleniz yoksa bir tadına baksaydınız, o kadar emek verdiniz. Çay da hazır hem. İyi olur valla. Tabii, iyi olur. Şoför kapıda, sizi bekler. Akşam da yalıya getirir. Siz de rahat rahat çayınızı içer, poğaçanızı yersiniz. Ben karım ve çocuklarımla yalıya dönüyorum. Tamam, biz hazırız zaten. Toprakcığım, çok teşekkür ederiz canım. Sen olmasan yetiştiremezdik bak. Hepinizin eline sağlık. İşe yaradıysam ne mutlu bana. Görüşürüz. Toprak abla, yine gelin. Ben çocukları çok özledim. Görüşürüz aslında. Adamın tafrasına bak. Şeref anne, kusura bakma, belki kızıyorsun ama... Yok be çocuğum, doğruyu söylüyorsun. Sanki bir kötülük yapıyoruz burada. Ya kendi işimize sahip çıkıyoruz değil mi? Kızı böyle apar topar götürdü. Toprak da sizinle selamı sabah kesecek sanki. Ne yani, çocuk gibi küsecek miyiz şimdi? Sen çocuk gibi inat ediyorsun ya. Çınar, niye anlamak istemiyorsun? Ziyarete gittik. Ne ziyareti Toprak? Resmen önlüğü giymiş çalışıyordun orada. Çınar, aniden sipariş geldi dedim ya. Ya Nermin ablanın kolunu görmedin mi? Sargıda kadının kolu. Ya ben olmasaydım yetiştiremezlerdi. Ya Toprak, sana ne siparişlerden? Bize ne? Çınar, ben ne söylesem sen anlamayacaksın. En iyisi hiç konuşmayalım. Haklı olduğumu kabul ediyorsun yani. Yani içeri apar topar girip beni alıp çıkman mı haklılık? İnsanlar seni buyur ettiler. Cevap vereceğine bir de geldin tersledin. Ne kadar ayıp oldu, farkında mısın? Kaç kere aradım açmadın. Başına bir şey mi geldi diye deli olurken sen kalkmışsın, bana ayıp olduğunu savunuyorsun. Çınar, yardım ettim dedim, yardım. Anlaşıldı Toprak, sen benim damarıma basmaya kararlısın. Belli. Bundan sonra karışmıyorum sana. Canın ne istiyorsa, paşa gönlünü ne arzu ediyorsa onu yap. Karışmıyorum. Ben öyle mi dedim şimdi? Tamam, ne olur kapatalım konuyu. Merhaba. Merhaba. Senin uykun geldi mi kızım? Gelmedi. Çınar Bey'im, ben uyuturum çocukları. Yok, ben hallederim. Ben çıkayım o zaman. Ben çıkıyorum. Ne yok? Sen çok muzu bir şey oldun ha. Ne yazdı? Ne yazdı? Ağlıyor. Kardeş ağlıyor. Yemeği dışarıda yiyelim mi? Olur. Tamam. Hadi sen hazırlan, ben de anneme söyleyeyim yemekte olmayacağımızı. Tamam. Merhaba damat. Merhaba baba. Şeref anne, seninle bir şey konuşabilir miyim?
konuşalım. Bugün olanlar, Kandilli'ye gidişiniz, hep sizin işiniz değil mi? Ya niye benim işim oluyormuş? Nereden çıktı şimdi bu? Yapmayın lütfen. Ahmetleri ne kadar sevdiğinizi iyi biliyorum. Bana da hala ısınamadınız. Bakın, Toprak sizin kızınız. Onun mutlu olmasını istemiyor musunuz? Elbette istiyorum. Hayatta tek istediğim şey kızımın mutluluğu. Ama siz durmadan didişiyorsunuz. Her gün bir olay. Biz artık didişmiyoruz. Mutlu olmaya, huzurlu yaşamaya çalışıyoruz. Bakın, Ahmet iyi bir çocuk olabilir. Onu seviyor olabilirsiniz. Ama onu karımın etrafında görmeye tahammülüm yok. Toprak benim karım. Siz arkadaşlığınızı, ahbaplığınızı devam ettirebilirsiniz, ona karışmam. Ama Toprak'ı bu işe karıştırmayın. Ya benim bir şeyi karıştırdığım falan yok. Hem belli ki Toprak... Hayrola, ne konuşuyorsunuz? Hiç. Damat kayınvalide bir şeyler konuşuyorduk. Neyse ben aşağı ineyim. Gerçekten ellerine sağlık. Harika olmuş. Bütün ekip çok çalıştık. Çok yorulduk ama yorulduğumuza değdi Toprak. Şimdi bu rengarenk mi boyanacak? Evet. Çok heyecanlı. Azra Hanım, butikten istediğiniz kıyafetler hazır. Kuaför de geldi. Sizi bekliyoruz efendim. Geçelim mi Toprak? Tabii. Çağrı Bey, ne diyorsunuz? Evet, haklısınız. Bu otoparkın kapasitesi artırılsın bence de. İddialı. Ama öyle de olması gerekiyor Toprak. Yani bir kere sen bu projenin yüzüsün. Üstelik Çınar Ilgaz'ın da eşisin. Yani asla sönük kalmamalısın. Gel bak. Aha. Lale, ne kadar güzel olmuşsun sen. Hoş geldin. Küçük Hanım çok da projeye uygun giyinmiş. Ne kadar güzel şeyler bunlar böyle. Hepsi Toprak Hanım için. Biz de karar vermeye çalışıyorduk. Ben pek emin olamadım. Bence biraz... Bence elindeki çok şık Toprak. Sana da çok yakışır. En sadesi bu. Bu olsun o zaman, tamam. İnan çok yakışacak sana Toprak. İstersen saç makyaja geçelim bir an önce. Harika görünüyorsun. Emin misin? Evet. Sağ ol. Ama sanki kolye olmamış. Yani sanki daha zarif bir şey istiyor. Ama ben çok seviyorum bunu. Çok sevimli bir kolye ama bu kostümle uymamış. Dur bir saniye. Azran, ne gerek vardı? Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Sağ ol. Çok güzel bir organizasyon bu Toprak Hanım.
Çocuklar da çok heyecanlılar. Çok teşekkür ederiz. Asıl teşekkürü ben değil, Azra Hanım hak ediyor bence. Bu proje için gece gündüz demeden çok çalıştım. Dilara'cığım nasılsın? İyi misiniz? Ben de iyiyim, sağ ol. Gel senin kızım Lale ile tanıştırayım. O da senin gibi resme çok meraklı. Gel. Tamam. Lale. Bak. Sevgili çocuklar ve değerli konuklarımız. Ilgaz Holding sponsorluğunda gerçekleştirilen projemizin açılışına hoş geldiniz. Mutlu, sağlıklı, gülen çocukların hayaliyle yola çıktığımız projemizin ilk ayağı çocuk diyaliz merkezlerine yapılan yardımla başlayacak. Ilgaz Holding'in tüm illerimizdeki merkezlere ve ilgili kurumlara diyaliz nakil araçları, ilaç temini, nakil öncesi ve sonrası tedavi için ayırdığı toplam yardım 5 milyon lira. Projeye varlığıyla çok önemli katkıda bulunan Ilgaz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Çınar Ilgaz'ın çok değerli eşi Toprak Ilgaz da bugün aramızda. Projemizin yüzü olmayı kabul ettiği için ben kendisine hepinizin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Şimdi izninizle Toprak Hanım'ı boş tuvalin önüne davet ediyorum. Boş tuvalimize çocuklarımızla birlikte ilk fırçayı onun vurmasını istiyoruz. Azra ne yaptın? Olması gerekeni. Sana. Kedi mi çizdiniz? Basın toplantısı hazır değil mi? Aynen planladığımız gibi. Birazdan şov başlayacak. Bakalım bu kez kendini nasıl rezil edecek? Size kolay gelsin. Toprakçığım, basın toplantısı başlamak üzere. Senin de olman gerekiyor. Öyle mi? Ne yapmam lazım peki? Sen sorularına içtenlikle yanıtla. Kendin ol yeter. Hadi. Sağ ol Azra. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, kampanyamızın yüzü Toprak Hanım sorularınızı cevaplamak için hazır. Öncelikle merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Toprak Hanım, projenin yüzü olmayı önceden reddetmişsiniz, doğru mu? Hayır. Yani açıkçası ben başlarda nasıl bir şey yapacağımızı bilmiyordum. Ama çocuklarla ilgili olduğunu öğrenince hiç düşünmeden kabul ettim. Bakar mısınız? Çocuk huysuzlanıyor, lütfen annesine götürür müsün? Duymadın galiba, alır mısın lütfen? Türkiye'nin birçok noktasında start verilecek organizasyona. Gideceğiniz illerde açılışlara da katılacak mısınız? Yani elimden geldiğince evet. Ah Lale gel. Gel. Küçük hanım Çınar Bey'in ilk eşinden olan kızı değil mi? Evet öyle. Nasıl aranız? Aramız çok iyi. Herhangi bir sorunumuz yok. Projenin sponsoru eşiniz Çınar Ilgaz nerede? Neden katılmadı açılışa? Çınar... Geldim, buradayım. Kusura bakmayın. Malum İstanbul trafiği. Nasılsın aşkım? Bebeğim, sen resimler mi yaptın? Gel bakayım buraya. Evet. Sorularınızı alayım.
Çok yakışıyorlar birbirlerine. Kocasının eski eşinin çocuğuna da bakıyormuş. Aferin kızı. Ben gidiyorum. Bu tabloya daha fazla katlanamayacağım. Zümrüt Hanım, Çınar Bey'in geleceğinden haberim yoktu. Demek ki duruma tam anlamıyla hakim değilsin. Ermin hangi ara gelip aldı Lale'yi hiç görmedim. İçerideydin herhalde. Nereye gidiyoruz? Gidince görürsün. Çınar çok teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadın. Çünkü orada olmam gerekiyordu. Ama bu durumdan hoşlanıyorum anlamına gelmiyor. Çınar yine mi başlayacağız? Bak hayatım, kendin de gördün. Açılışıydı, ıvırıydı, kıvırıydı, toplantısıydı derken bütün gününü aldı. Bak, eğer bu iş yüzünden çocukları ihmal edersen, aile düzenimizi bozarsan o zaman külahları değişiriz söyleyeyim. Sen benim ne zaman çocukları ihmal ettiğimi gördün? Hayır etmedin, etmedin. Yani yaparsan diye söylüyorum. Bak, sen her iki işi de bir arada götüremem zannediyorsun ama çok yanılıyorsun. Ben ne işimi ihmal ederim ne de çocuklarımı annesiz bırakırım. Hayatımda senin kadar inatçı bir şey görmedim. Senin kadar güzel bir şey de görmedim. Bugün güzelliğine nefesimi kesti resmen. Bayan pamuk eller. Çınar niye buraya geldik? Aslında düğünden sonra gelmek istemiştim ama olmadı biliyorsun. Seni orada görünce bir kez daha aşık oldum. Senden bir saat bile ayrı kalamayacağımı anladım. Öyle çok seviyorum ki seni. Her günüm seninle geçsin istiyorum. Hem de sonsuza kadar. Öyle olacak zaten. Benden kurtuluşun yok ki küçük hanım. Hayırdır inşallah. Baba. Efendim baba. Çınar, işlerini ayarla. Duvayiye sen gideceksin. Niye? Ceyhan hastalanmış. Epey de ağır. O yüzden acele et, uçağı kaçırma. Ne oldu, kötü bir şey mi var? Duvayiye ben gidecekmişim. Ceyhan hastalanmış. Hani yola çıkacaktık? Hayatım, 2-3 saatlik bir şey zaten. Merak etme, bitirir bitirmez dönerim. Geride kalan işleri de Azra halleder. Azra da mı seninle geliyor? Reyhan da zaten o gidecekti. Aksilik işte. Neyse, çok uzun bir iş değil zaten. Hemen döneceğim, söz veriyorum. Daha da soğudu. Çirkin ördek yavrusu çok üşüyordu. Neredeyse buzun üzerinde donacaktı. Günler boyunca yaşam mücadelesi verdi. Bahar geldiğinde çirkin ördek yavrusu hala hayattaydı. Sazlıklarda dolaşıyor, diğer kuşların şarkılarını dinliyordu. Aslında minik yavru artık çok büyümüştü. Kanatları havayı eskiden olduğundan daha güçlü itiyordu. Uçmaya başladı. Harika bir bahçe görene kadar uçtu. Bahçede bir havuz, 3 tane de muhteşem kuğu vardı. Baba. Tamam Lale'cim, gelecek baba. Tamam mı, gelecek. Merak etme sen, olur mu? Sen kardeşin uyu. Aferin sana. So we signed the agreement. Allah be with us.
İnşallah. It's a pleasure to work with you. Miss Ezra, it's good that you bring that project too. Let us see. Bu nereden çıktı şimdi? Reyhan Hanım dosyaların arasında koyduğu için ben de bahsedilecek sanıp çıkarmıştım. Aa, hani İstanbul'da konuşacaktık bunu. Şimdi saatler sürer bu. Hay Allah. Ama hemen bitiririz, merak etmeyin. There is no problem, right? So I will be able to discuss it with Prince Ahmed tomorrow. Let's go to my suite. We will order French food and talk about it. Okay, sure. Yes, of course. It will be bigger than the other one. Daha uzun sürecek herhalde. Excuse me. Ne yapıyorsun Toprak? İyiyim Çınar, çocuklar uyudu. Ben de bu yarın gideceğimiz kayak merkezinin fotoğraflarına bakıyorum. Ya öyle mi? Çok heyecanlıyım. Sen havaalanında mısın? Hayır, toplantı uzadı. Sen gelemeyeceksin yani. Öyle görünüyor bir tanem. Anladım. İşim de önemli tabii Çınar. Ne yapalım? Biz de haftaya gideriz. Çınar Bey. Hayatım, benim toplantıya geri dönmem gerekiyor. Kapatıyorum. Olur, hoşça kal. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.